Ben bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Aynı evde olmanın da, onun bana bir yabancı gibi bakmasının da, Cenk'in de, Ceren'in de, hepsinin bu kadar ağır olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben dayanamıyorum. Ben artık bütün bu olanlara dayanamıyorum. Neye dayanamıyorsunuz Cemre Hanım? Hepsine. Bütün bu sıkışmışlığa, mutsuzluğa, gerginliğe, bütün bu duygulara dayanamıyorum. Nedim'in size olan duygularına mı? Kendi duygularıma. Ben Nedim'i sevmeye dayanamıyorum. Nedim Bey, nereye gideceğimize karar verebildiniz mi? Benim bunları hissetmeye hakkım yok. Bunu kıskanmaya hakkım yok. O benim kardeşimle evli. Ve bir çocukları olacak. Benden nefret ediyor. Olması gereken de zaten buydu. Ben bunun için devam ettim. Bunun için orada kaldım. Şimdi ne yapıyorum? O gözümün önünde Ceren'le yeniden başlamaya çalışıyor. Hakkı da var. Ben Ceren'e güvenmesem de, Nedim'e zarar vereceğini düşünsem de, onların bir çocuğu olacak. Ve Nedim'e hakları var. Ama ben bunu kıskanıyorum. Hakkım olmadığını bile bile, utanmadan ben bunu kıskanıyorum. Kıskançlık da tıpkı aşk gibi izin isteyen bir duygu değil. Ne yapıyorum ben? Ben aslında buraya Cenk ve Nedim için gelmiştim. Cenk ve Nedim için gelmiştiniz. Devam edin lütfen. Şey, yani onlar, ben devam edemem böyle. Önce sizin ne bildiğinizi bilmem lazım. Anlayamadım. Bakın, şey, bu konu biraz farklı. Ben dün gece Cenk uyurken sizinle konuşmaya karar verdim. Çok zor, yani konu ben değilim. Sakin olun lütfen. Bana her şeyi anlatabileceğinizi biliyorsunuz. Nedim. Hatırlıyor mu? Bana biraz daha açık olabilir misiniz lütfen? Nedim'in eşinizle ilgili neyi hatırlaması gerekiyor? Devam edin lütfen. Yok. Devam edemem. Ben saçmaladım. Çok özür dilerim. Nedim Karaçay her ne saklıyorsa Cemre Karaçay da aynı şeyi saklıyor.
Bana doğru düzgün bir cevap verebilecek misin yoksa saçmalamaya devam mı edeceksin? Tamam. İtiraf ediyorum. Belki benim de terapiye ihtiyacım var. Hatta kesinlikle var. Yani Freud gelse, beni çocukluğuma döndürse insanlık için çok iyi olur. Cemre sana son kez soruyorum. Benim terapistimle neden görüşüyorsun? Hı? Seni anlamak istiyorum. Çünkü seni anlayamıyorum. Beni anlamak istiyorsun. Vay be. Hayat ne tuhaf değil mi? Yıllar önce değil. Sadece birkaç hafta önceydi. Ben konuşamayan kimselere sesini duyuramayan bir adamken o kapkara sessizliğin içinde benim sesimi duyan bir kişi vardı. Tek bir kişi. Sen beni sessiz sedasız anlayan tek kişi diyeceğim. Bana sözlerimle değil, gözlerimle konuşmayı öğreten, gözlerimi kapattığımda yanımda olacağını söz veren, sak gözyaşları çok yakışıyor sana. Çok inandırıcı oluyor. Ama ben inanmıyorum. Çünkü benim anlattığım Cemre sen değilsin. Hiçbir zamanda olmadın. Daha fazla rol yapmana gerek yok. Ben senin buraya neden geldiğini biliyorum. Onun için geldim. Kocan için geldim. Çünkü sen de onlar gibisin. Şeniz ve oğlu gibisin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.